Arkadaşlar herkese merhaba. Yarınki İzmir yarışlarının tahminlerini vereceğim. Evet, YouTube'da uzun zamandır kendi sayfamızda yayın yapmadığımız için biraz izlenmelerimiz düşmüş. O yüzden kendimizi hatırlatmamız lazım. Bizi seven, bizden tahmin bekleyen arkadaşlarımıza. Bugün İstanbul'da yani çok da başarılı olamadık. Bazı koşularda belki tahminlerimiz fena değildi ama çok da başarılı olamadık. Kafaya çok hat yazmıştık, favori geldi. İkinci el Oklahoma bankomuzdu. Yani Çakı Yıldız'ına bence kaybetmemesi gerekiyordu ama kaybetti. İçeriği seçti. Yarışın başlarını izlemedim açıkçası. Sonlarını gördüm. İçeride kaldı. Çakı Yıldız'ı ağır kilosuna rağmen Oklahoma'yı geçti. Hayal kırıklığı benim için. Evoken gelme şansının az olduğunu biliyordum. Vistilerova mesafe uzun geldi. Hardhope kalite bir attı. Araya rağmen güzel kazandı. Maledir gördü, ikinci oldu. Chandler Bing verdiğimiz atlardan biriydi. Spezza Tura'da iyi koştu. Geç kaldı. Silahlı kızın oraya çok kat verdik. Tatlışan yani kısa olsa daha etkili koşabileceğini söyledik. Çok at vardı burada. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Dagmar zorlandı gibi görünüyor ama yani bir ara taş tiket hakim olurken bile sanki bir ara böyle bir yarım boyun hakim olur gibi oldu. Ama yine Dagmar'ın geçirmeyeceğini ben hissettim. Çok dirençli bir at, maşallah diyelim. Şehnaz Longa işte burada yani at önde yalnız ikincilikte çok rahat gidiyordu. Geriden de hiçbiri gelemedi. İki takibi birlikte geldi. Yani açıkçası ben burada Akkartay'ı çok övdüm. Ben kendim burada ikiliyi yakaladım. Normal ikiliyi ama işte diyeceksiniz ki altını da vermeden ikiliyi nasıl yakaladın? Şimdi Akkartay cazip çıktı. Benim beklediğimden de cazip çıktı. Arkasını aradım açıkçası. Yani çünkü ben şeyi hiç tutmuyordum. Müttefiği hiç tutmuyordum. Favorinin olmadığı bir yerde sürpriz her zaman olabilir. He, altını ya da keşke yazabilseydik. Yazamadık. Aradım 6-7 kalem yaptım. Yalan olmasın. Yakaladık. İnşallah sizler de Akkartay'dan çok övdüm çünkü çok iyi koşması gerekiyordu diye düşünüyordum ve beni yanıltmadı. Narmanlı Elif'le Sofon İspa'ya da ilk iki at verdim. Zaten Sofon İspa'nın çok iyi koşuyor ama Narmanlı Elif'i de İtman'da çok beğendim söyledim. Bu ikiliyi de ben kendim biraz oynadım. 11-20 fena değil yani. Son koşuda Öztekbir başa Derebi'yi yani bu da ilk iki atımızdı ama açıkçası 6'da 5'te kaldık. 8 bin lira para. Yani yazılabilirdi aslında. Çünkü orada favoriyi tutmuyorduk. Şehnaz Longa'yı bilmiyorum atladık. Akkartay da beklediğimiz kadar koşmadı. Zaten Akkartay gelseydi o kadar da vermezdi. Her neyse bugünü unuttuk. Yarına dönelim. İnşallah İzmir'de başarılı olmaya çalışacağız. 6 koşunun 6'sını sizler için yorumlamaya çalışacağım. Maiden bir yarışta başlıyor. 1400 metre zor bir yarış. Önce onu söyleyeyim. Ama ben 4 hatta geçmeye çalışacağım. Son yarışlarını beğendiğim 8 numara Mr. Fire çok iyi koşması lazım. Sonlarda da çok güçlü gelmesini bekliyorum. Gökhan Gökçe ile iyi yer tutabilirse yarışı kazanabilir. Aynı şekilde 4 numara Bold of Öke'nin yani son yarışını çok beğendim. Onun da fiziği falan çok güzel bu atı. İkmanda da fena görünmüyordu. Ekürlerden 3 numara Black Times ve 1 numara Ateş Prens her ikisi de iyi koşabilir. Ekürleri de yazdım. Bir de yine İkmanda iyi beğendim. Son yarışlarında geliyorum sinyalleri veren 5 numara Engin Torun'u yazıp burayı 4 atla geçmeye çalışacağım. Sıralamam 8, 4, 3, 5 arkadaşlar. Günün ikinci koşusu şartlı iki bir yarış, zor bir yarış. Yani burada kim gelse şaşırmam aslında ama ben 7 at yazdım. İlk şanslı atım hafif kilosuyla ve İbrahim Sefa Söğüt avantajıyla 8 numara Kızıl Rüzgar iyi bir yarış yapabilir bence. 10 numara Canım Çıtır beklenen yarışları yapamasa da beğendiğim bir jokey olan Alican İnci ile etkili bir yarış bekliyorum. 3 start içeride konumlar düzlük sprinti yapacaktır. Bu grubu geçebilir. 11 numara Bayıçan 4 yıl sonra bir yarış gördü. Yani aslında yazmazdım da. Nevzat Avcı binmiş. Yani Nevzat Avcı son yarışta Akkuş Bey ile yarış kazandı. İtman'da gerçi Erhan Aktu çalışıyordu. Nevzat Avcı Bayıçan'a binince yani acaba bir yarış yeter mi? 4 yıl yarış koşmayan bir ata yarın göreceğiz. Bulundurmak istedim. 2 numara Akkuş Bey İtman'da 600'lük sprinti fena değildi ama yani bu 42 günde 2 tane 600 yapmış yanlış görmediysem. Biraz İtman eksiğini hissedebilir, yaşayabilir diye düşündüm. 4. sırada şans verdim. 1 numara Acerer kalite at. Ekürsü Rus Damat da var. 124 günlük bir ara var ama kalite kalitedir. Kaizberg yazacağız.
3 numara Doğanhan son yarışını resmen gezdi yani. 600'den 400-800'den oradan enseye bastı. Yarın bu Demir Nihat'tan yani erken kurtulabilirse farklı bir şeyler olabilir diye Doğanhan'a da yazdım. 7 numara Dirlik de yine önde gidecek atlar. Eğer birbirlerini çok temizlemezlerse 7 numara Dirlik de Gökhan Gökçe ile ters bir yarış yapabilir. Zor bir yarış. Yani eğer imkanınız varsa buraya hepsi yapın. Hani ben kurguyu ortalama 500 lira civarlarında verdiğim için hepsi yapamıyorum. Ama siz istiyorsanız hepsi yapabilirsiniz. Eğer bütçesi büyük oynayan arkadaşlar. Sıralamam 8, 10, 11, 2, 1, 3 ve 7. 8, 10, 11, 2, 1, 3 ve 7. Geldik günün 3. koşusuna. Yani aslında Big Saddler Starman koşmasaydı Big Saddler'ı tek olarak düşünebilirdim ama Mehmet Kaya'yı başka yerde tek olarak tercih ettim. Starman da çok ısrar ediyor. Big Saddler de ısrar ediyor. Yarış tempoya girebilir. Perotti startta kalmazsa son yarışta kalmış. Bu kez dış start istemiş. O da öne gidebilir. Açıkçası bu Aspuşismiş, işte Aurismiş bu atları çok iyi tanımıyorum. Bunlar da hani belki çorbadan bir şeyler kapayım diye öne gidip tempoya dahil olabilirler diye burayı tek atamadım 1 numara Big Saddler'ı. Ama yine de çok iyi koşacak. İki gidip Mehmet arka tarafı bir anda uyutup yarışı çalabilir en şanslı at. 4 numara Starman ve Kokocam da ikililer ikinci atım. 3 numara Perotti çok kaliteli bir at. Muhtemelen ciddi bir sakatlık geçirdi. Eğer startta kalmaz ise Nevzat Avcı biniyor. Nevzat Avcı her zaman dikkat edilmesi gereken bir jokeydir. Yazmamız lazım ve son olarak da yine startta kalması ısrarla söylüyorum. İpman da çok beğendiğim ama startta kalırsa şansı gider. Geçen yarış hiç çıkmadı. Kapalı gözlüğü attılar şimdi. Tekrardan Dilbağır'a dönüyor. Bir yarış önce 10 boy kalmıştı. Eğer böyle 2-3 boy startta kalırsa 5 numara Atom Cemil de bunları affetmez. Dev Yiğit ben koymadım. Hem kurgu büyüyor hem de bence uzunu biraz eksik. Tutanlar yazabilirler. Burada kim favori çıkar bilmiyorum ama benim sıralamam. Önce 1-4. Daha doğrusu önce 1 Bixedler daha sonra 4-3-5. Günün 4. koşusuna geldiğimizde 1 numara Taşsız Kralı sizlere bank olarak öneriyorum. Hem Kudretli Tay'a göre 9 gün dinlendi hem son yarışında o kadar da yıpranmadı. Kudretli Tay Tuncer'le baya bir mücadeleye girdi. Kudretli Tay kaçacaktır büyük ihtimalle numarayı alacaktır. Gökçesler de ona belli bir baskı yapmaya çalışacak. Gökçesler de arkada bekleyebilen bir at değil. Tabii ki Kudretli Tay kadar hızlı bir at değil. Tatsız Kral da 2-3'e yatacak. Bir önceki, yani iki yarış önce İzmir'de ikincilikte Tuncer'e geçildiğinde Tatsız Kral Ahmet Çelik'in aşırı kötü bilmesinden kaybetti. Ben Tatsız Kral'ın hani benim görüşüme göre Kudretli Tay'dan daha iyi bir tay, iyi bir at olduğunu düşünüyorum. Evet işte Kaizbert ama Kaizbertlerden Tatsız Kral'ı seçiyorum. Benim bankomda 1 numara Tatsız Kral. Günün 5. koşuda hızlı bir yarış olacağı kesin. Sunday Superz çok iyi çıkıp içeride yerini alacaktır. Düzlüğe doğru da Çelik Ali ve Apollo Jazz'ın arasından liderliği alıp yarışı bitirmeye çalmaya çalışacak. Geriden Ultrafest de gerçi önlerde konumlanan bir at. Hafif kilosuyla Ultrafest de etkili olabilir. Yine 1 numara Noble Runner bence bu gruptan daha kaliteli bir at. Sonlarda 166 günlük arasına rağmen hızlı gidecek olan bu yarışı sonlarda güçlü gelebilir. 3, 5 ve 1. Günün son ayağına geldiğimizde arkadaşlar çok zor ve çok hızlı bir yarış. Yani Humay Kızım'ın, Prenses Büşra'nın ve Voda'nın hızlandıracağı bu yarışta çok süratli bir yarış olacağını düşünüyorum. 1200 olmasından dolayı ben yine de bekleyenleri tercih ederim. Önce 3 numara Özkehribar, sonra bir Koşan Nur. Hızlılardan iki start avantajı Humay Kızım da içerilerde konumlanıp belki diğerlerinin daha iyi çıkış yapıp liderliği alabilirse Voda ve Prenses Büşra çok baskı yapmazsa Humay Kızım da son yarışlar itibariyle oldukça formda. Ve sonra turakta 6 numaralı Malka Moma diyeceğim. O da son yarışlara itibariyle iyi. Sıralamam 3-1-5-6. Tahminlerimiz böyle. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için hepinize teşekkürler. Ücretli olan WhatsApp grubunda dahil olmak isterseniz numaram 0535-625-5093. Sevgiler, saygılar, bol şanslar dediğim gibi hem kendi kanalımda ama ağırlıklı olarak Padok TV'de çıkmaya devam edeceğiz. Beni Padok TV'den de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Şans yanınızda olsun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.